Hanımlar beyler, soslar serisi 3. bölüm salata soslarına hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir yoğurtlu Sezar sos, fıstıklı bir Asya sos, acılı ballı muhteşem bir sos, ondan sonra nar ekşili birazcık daha bizim topraklarda olan bir Orient sos, son olarak yumuşacık yapısıyla bir tahin sos göstereceğim ve önümde muhteşem malzemeler var. Bir salata nasıl yapılır? Dokusu nasıl olmalı? Hangi sosu hangi salata yapılır? Hepsinin cevabı bu videonun içerisinde. Bu soslarla birlikte onları kullanacağımız muhteşem salatalarda göstereceğim. Ve sizden tek bir beklentimiz var. Abone olmanız. Teşekkür ediyoruz. Geçen hafta muhteşem destek oldunuz. Ben şimdi başlıyorum. İlk olarak yoğurtlu bir Sezar sos yapacağız. Orijinal sosta içerisinde yumurta sarısı ve yağ ile yapılan klasik bir mayonezle başlıyoruz. Ançiyez var, parmesan var. Ben neyi değiştirdim diye soracak olursanız içerisindeki mayonez katmanını çektim. Onun yerine yoğurdu koyacağız. Worcestershire sos koymuyoruz, parmesan koymayacağız. Sonrasında salatamızın içerisinde güzel bir İzmir tulum kullanacağız. Çok daha hafif ama içerisinde yine balık tadı olan muhteşem bir sos yapacağız. O kadar hızlı olacak ki göz açıp kapayana kadar. Dolaptan yoğurdumu alıp geliyorum. Süzme yoğurt kullanıyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı yoğurdum var. Yoğurtla balık dedi. Tadına bakalım, öyle konuşuruz. İçerisine yarım limonun suyunu koyacağız. Bu arada size inanılmaz güzel malzemeler hazırladım. Birazdan muhteşem salatalar yapacağız. Bir diş sarımsak, bir tatlı kaşığı hardal ekliyoruz içerisine. Biraz tuz ekliyoruz. Balın tuzlu olduğunu unutmayın ama birazdan salatayı soslayacağınızı da unutmayın. Yani kullanacağınız malzemeye göre tuzu sosa atmak durumundayız. Bunu bugün yapacağımız bütün soslarda uygulayacağız. Yani soslarınız biraz daha ekşi, biraz daha tuzlu olmak zorunda. Çok az zeytinyağı ekliyorum çünkü balıktan da bir yağ gelecek. Yaklaşık yarım çay bardağından daha az kullandım. Şimdi içerisine 2 tane konserve hamsi koyuyorum. Çok az da şuradan şu kaşığa. Bir kaşık da muhteşem yağından. Son olarak da bolca karabiber taze çekilmiş. Şimdi bunu blenderdan geçireceğim. Sonra kıvamına göre birazcık daha zeytinyağı ekleyebiliriz. Bitti. Bu kadar basit. Tadına bakalım. Şimdi eksiğini burada çözeceğiz. Neyi eksik diye düşünüyorum şu anda. Birazdan salata gelecek. Yoğurt birazcık daha böyle ekşimşak bir tat verdiği için bence tuzu biraz az. Limonu çok dengeli çünkü yarım limon yeterli, yoğurttan da bir ekşilik geldiği için. Birazcık daha zeytinyağı ekleyeceğiz. Şimdi öncelikle sosun kıvamını size göstermek istiyorum. Sosumuzun kıvamı salatayı tasarlarken çok önemli. Bakın bu koyu akışkan, yani ağır bir sos. Bu ne demek oluyor? Eğer ki yeşil bir salatada bunu kullanacaksak kalın yapraklı, yağlı marul gibi, yedi kule marul gibi daha sert yapraklı yeşilliklere ihtiyacımız var. Ya da bunları tavuklarla karıştırabilirsiniz, etlerle karıştırabilirsiniz, haşlanmış sebzelerle karıştırabilirsiniz. Ben bugün klasik bir Sezar salatası formunda bir salata yapacağım sizlere. Çok güzel. Burada yağlı marullarım var. Bu arada isimleri yağlı marul. Yani bunlar yağlı değiller. Literatürde öyle geçiyorlar. Bunları iri parçalar haline doğrayacağız. Salatayı soslamak demek bütün yapraklara, koyduğunuz tüm ürünlere salata sosunun değmesi demek. O nedenle sadece sosu böyle gezdirip tabaklamıyoruz. Öncesinde mutlaka hepsine yetecek kadar sosu yapraklara değmesini sağlıyoruz. Elinizde olabilir, bir kaşık yardımıyla olabilir. Gördüğünüz gibi yeşilliklerim tamamen soslandı. Hızlıca tabaklayabiliriz. Gördüğünüz gibi çok fazla üste koymuyoruz. Yapraklarımız sert olduğu için bütün ürünü tutabiliyorlar. Benim burada daha önceden kızartmış olduğum bayat ekmeklerim var. Birkaç parça kruton gibi bırakabiliriz. Ben daha şekilli ekmekler yapmak istiyorum derseniz bunları baharatlı, sarımsaklı, üzerinde peynir erimiş şekilde yapabilirsiniz. Neyi önermiyorum biliyor musunuz? Bu tarz yeşil yapraklı salatalara sıcak ürünü ben önermiyorum. Üzerinde kızarmış tavuk, üzerinde kızarmış et asla yakışmıyor. Çünkü alt tarafta çok sulu bir sebzemiz var ve yukarıdan gelen sıcaklıkla beraber kendini bırakmaya başlıyor. Ben tavsiye etmiyorum. Tabii ki kullananlar var ama soğuk haşlanmış etleri kullanabilirsiniz. Bu arada söğüş kırmızı et olur, tavuk olur ama soğuk. Bu aklınızda bulunsun. Üzerine son olarak da birazcık İzmir tulum peyniri rendeleyeceğiz. Şöyle kenarını silelim. Gördüğünüz gibi çok kolay, çok gösterişli, muhteşem bir salata. Yoğurt Sezarlı marul salatamız hazır.
lezzet derinliğiyle aklınızı başınızdan alacak fıstık ezmeli bir Asya sosu yapacağız. Malzemelerimiz çok çeşitli ama hepsi birbiriyle inanılmaz uyumlu. Tabii ki olmazsa olmaz fıstık ezmesiyle başlıyoruz. Eğer fıstık ezmeniz yoksa, daha taneli olmasını göze alıyorsanız bunu normal kavrulmuş fıstıkla da yapabilirsiniz. Aklınızın bir ucunda bulunsun. İçerisine soya sos, susam yağı. Susam yağını çok abartmayın, bir yemek kaşığına geçmesin. 2 yemek kaşığı kadar pirinç sirkesi ya da elma sirkesi de kullanabilirsiniz. Açık renkli bir sirke kullanmayı unutmayın. 2 diş sarımsak atıyoruz içerisine. Taneli bir yapı istemediğim için içerisine toz zencefil koyacağım. 1 çay kaşığı kadar da bal gezdiriyorum içerisine. Hafif tatlılık, acılık. Tüm denge içerisinde bir yarım da limonun suyunu sıkacağım. Çok az tuz ekliyoruz. Soya sosu olduğunu unutmayın içerisinde. Yağ olarak zeytinyağı değil, sıvı yağ, yani ince bir yağ kullanıyoruz. Çünkü düşündüğünüz zaman o coğrafyada zeytin yok, zeytinyağı yok. O nedenle soslarınızda her zaman ne yapıyoruz? Bu öğelere dikkat ediyoruz. Öncesinde yağ çok koymuyorum. Birazcık az koyacağız. Susam yağı da vardı içerisinde. Fıstıktan gelen bir yağ var. Bunların hepsini sürekli düşünmeye devam ediyoruz. Ona göre yağ en son ekleyebiliriz çünkü. Yine blenderdan geçiriyoruz. İnanılmaz güzel kokuyor. Kıvamı çok çok güzel, yumuşacık, mayonez gibi bir kıvam var. Bu tamamdır. Gördüğünüz gibi koyu akışkan bir sosumuz var. Bu da ne demek oluyor? Yani sert sebzelerle, sert yapraklılarla çok uyumlu olacak. O nedenle birazcık daha böyle rengarenk, içerisinde lahanalar olan, havuçlar olan bir salata hazırlayacağım. Ve tamamını ellerimle güzelce sosladım. Of, şunun renklerine güzeline bakar mısınız? Burada muhteşem bir zencefil, soğan, soya karışımı bir koku var. Salatamız hazır, tadı muhteşem ama albeniyi de arttırmak gerekiyor. İşte o anda biraz düşünüyoruz, ne ile bunu yapabiliriz? İçerisinde ne var? Susam yağı var, susam serpebiliriz. Ne vardı içerisinde? Fıstık ezmesi. Yani üzerine de fıstık atabiliriz. Fıstıktan ötürü rengi birazcık açık kahverengi ve soluk. Bu da ne demek oluyor? Böyle güzel, taze, fresh yeşilliklerle ortamı bir anda canlandırabiliriz. Basit birkaç dokunuşla muhteşem, hoş kokulu, şahane bir Asya salatası oldu. Şimdi içimizi ısıtacak ballı, acılı, çok güzel bir sos yapacağız. Sonrasında Akdeniz esintili de bir salata yapacağız. Bu sos için malzemeler çok basit. İçerisinde bir çay bardağı zeytinyağı. Acıyı iyice kırabilsin diye burada üzüm sirkesi kullanıyoruz. Çok keskin. Yarım çay bardağı kadar üzüm sirkesi. Bu üzüm sirkesini dengelemek için de limon suyu kullanacağız. Yaklaşık yarım limonun suyu. Fark ettiyseniz soslar sürekli bir dengeden bahsediyorum. Çünkü bunu yerken tek bir şeyin tadını almanız sizi çok rahatsız eder. O nedenle her şeyin tadı birbirine dokunmalı ama üstüne çıkmamalı. Şimdi içerisine acı biber ekliyoruz. Büyük parçalar halinde ekleyebiliriz. Ben doğruca çekirdekleriyle ekleyeceğim. Ellerinizi sakın değdirmeyin. Kurutalım. Şimdi o Akdeniz esintisini getirmek için içerisine birazcık kekik. Yaklaşık şöyle bir çay kaşığı kadar. Biraz da kimyon. Yine bir çay kaşığı kadar. Ve dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar bal. Tabii ki olmazsa olmaz. Karabiber içerisine taze çekilmiş. Ve tuz. Tuz neydi? Biraz boldu. Ama çok fazla değil. Her şey oranlı. Şimdi bunu blenderdan geçireceğiz. Kuvvetli bir blender olursa daha pürüzsüz olur ama yoksa hiç sıkıntı yok. El blenderından da geçirebilirsiniz. Ha, bu arada biberi közleye de bilirsiniz. O da farklı bir aroma verecektir. Look at that beauty ya. Şunun renginin güzelliğine bakar mısınız? Önce şöyle bir havalandırın, sonra koklayın. Çünkü bir anda tüm acıyı burnunuza çekebilirsiniz. İnanılmaz o kimyon, sarımsak. Şimdi tadına bakacağız. Bakın bu akışkan bir sos. Yani ince yapraklara uygun.
Üfledim, gördünüz mü? Sanki çok bal, acı, kimyon. Bundan şat olarak içebilirim yani şu anda. O kadar güzel. Çok çok güzel bir sos. Şimdi bu muhteşem sosa yarışır güzel bir salata yapacağız. Bu sefer o Akdeniz tadını getirmek için yanına böyle kızarmış hellim yapacağım. Hellimlerimizi güzelce kızarttık. Çok fazla yağ koymadım. Zaten kendisi bir süre sonra güzel renk almaya başlıyor. Altını kapattım. Bunlar burada biraz dinlensinler. Biz de salatamızı hazırlayalım. Burada böyle güzel mor renkli kıvırcıklarım var. Akdeniz salatası dedikleri. Bunları elle kıracağım bu sefer. Çok körpeler, büyük parçalar halinde. Temel olarak aslına bakarsanız bu kadar yeterli. Şimdi üzerine her yerine gelecek kadar o muhteşem sosumuzdan koyacağız. Bunu elle karıştırmayı tavsiye etmiyorum. Daha sonrasında yaratabileceği problemlerden ötürü. Şöyle kaşıkla karıştırabiliriz ama kuralımız geçerli. Sos her yere değecek. Şunun rengine bakar mısınız? Tazelik versin diye üzerine bir iki tane de şuradan kiraz domates ekleyeceğim. Acıyı da tatlıyla dengelemek için üzerine birazcık da mısır. Bakın tabağın bir kenarını boş bıraktım. Neden? Çünkü size az önce ne demiştim? Yeşil yapraklarla sıcağın uyumu yok. Hellimimiz hala ılık, hala sıcak. Bunun üzerine koyarsak bütün yaprağı aşağı bastırır. Tamamıyla bu güzelim yaprakları söndürür. Biz de ne yapacağız? Kenarda bıraktığımız bu boşluğa koyacağız hellimini. Bu kadar basit. Ağızları sulandıran dört dörtlük yapısıyla bence muhteşem bir salata oldu. Daha doyurucu olsun istiyorsanız bu salatanın içerisine belki birazcık bulgur, belki biraz makarna, belki kinoa onları da ekleyebilirsiniz. Sadece unutmayın sıcak ve soğuk dengesini korumaya özen gösterin. Salatamız hazır. Şimdi birazcık daha bizden lezzetlerin olduğu böyle nar ekşili, soğanlı, sarımsaklı, kekikli, haşhaşlı muhteşem bir sos yapacağım. Sonrasında kısırdan ilham aldığım böyle güzel bir bulgur salatası yapacağım. O yüzden öncesinde bulgur ıslatıyoruz. Üzerine de bir tane kapak kapatalım. Tam şu anda abone olabilirsiniz. İçerisinde birazcık kırmızı soğan kullanacağız. Şu kadar yeterli olur. Olabildiğince ufak doğrayacağız. Bir yemek kaşığı kadar soğan yeterli olur. Bir diş de sarımsak doğrayalım. Bu salata sosunu çoban salatalarda, domatesli salatalarda kullanabilirsiniz. Üzerine zeytinyağı bolca ve nar ekşisi. Tuzumuzu atalım. Taze çekilmiş karabiber. Birazcık kekik. Ve yerken güzel bir çıtırlık versin diye haşhaş ekleyeceğim içerisine. Ve çırpıyoruz. Bu kadar basit. Kenarda beklesin. Biz de malzemelerimizi doğrayalım. Gördüğünüz gibi en sevdiğiniz malzemelerden olan salatalık, domates, marul ve maydanozu ince ince doğradım. Üzerine kabarmış bulgurdan koydum. Ve şimdi salata sosumuzu üzerine döküyorum. Hepsi bu kadar. Biraz da kabak çekirdeği. Yalnız inanılmaz güzel oldu. İçerisinde nar ekşisi olduğu için üzerinde böyle tane tane narlar ağzınıza geldiği zaman güzel bir lezzet verecek. Tamamıyla tanıdık olduğumuz lezzetler. Sosun içerisinden gelecek olan soğan ve sarımsak da asla rahatsız edici olmayacaktır. Muhteşem gözüküyor bence. Bence bu sosu da denemelisiniz ve salatamız hazır. Son olarak size sıcak ürünlerle kullanabileceğiniz, sıcak salatalar yapabileceğiniz muhteşem tahinli bir sos anlatacağım. Çok basit, çok klasik malzemeleri var. Tahinimiz var. Hemen içerisine bir limonun suyunu ekliyorum. Aslına bakarsanız nohutsuz humus gibi bir şey. Tuzumuzu ekleyelim içerisine. Bu sosu pişmiş sebzelerle kullanacağım için ve sebzeleri pişirirken tuz kullandığım için içerisindeki tuzu da ona göre ayarlıyorum.
yine tuz konusuna geldik. İçerisine bir parça kimyon, yarım çay kaşığı kadar da tatlı toz kırmızı biber koyacağım. Son olarak sarımsağımızı da ekliyorum içerisine, 2 diş kadar. Sonrasında burada sıcağa yakın ılık suyum var. Onu yavaş yavaş içerisine ekleyeceğim. Bakın, normal tabii ki humusa benzer dedim ama içerisine zeytinyağı falan koymuyorum. Çünkü tahinden gelen zaten güzel bir yağlı tat var. Ekstra yağ kullanmayacağım. Suyu koymadan önce mutlaka tüm karışımı yapın ki sonrasında suyu azar azar ekleyip istediğimiz kıvama getireceğiz. Suyu öncesinde koyarsanız ne kadar cıvık ya da ne kadar koyu olacağını ayarlayamazsınız. O yüzden suyu azar azar ekliyoruz. Gördüğünüz gibi su sihrini gösterdi ve kıvamını güzelleştirdi. Burada kıvamını ayarlamak sizin elinizde. Eğer ki bunu belki bir dip sos olarak kullanmak isteyebilirsiniz. Ben bunun içerisine salatalık batırırım, havuç batırırım diyorsanız birazcık daha koyu halde bırakabilirsiniz. Ama ben size muhteşem fırınlanmış hafif soğanla beraber bir karnabahar salatası göstereceğim. Tadı inanılmaz güzel. Yapacağımız tek şey var. Karnabaharı büyük parçalar haline doğruyoruz. Soğanı kalın doğruyoruz. Biraz tuz, biraz karabiber, zeytinyağı ile harmanlıyoruz. Çok sıcak fırına atıyoruz. 10-15 dakika pişiriyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi karnabaharlarımızı bu güzel sosla buluşturabiliriz. En güçlü silahımı sonra bıraktığımı söylemiştim. Muhteşem kokuyor. Yani bunu sadece karnabaharla hayal etmeyin. Bunu patatesle, havuçla, brokoliyle, kerevizle, dilediğiniz tüm sebzelerle yapabilirsiniz. Şu anda böyle ılık bir salata gibi ama tamamıyla bir öğününüzü bununla değerlendirebilirsiniz. Bunda protein kaynaklı olarak yumurta kullanabilirsiniz, tavuk kullanabilirsiniz, et kullanabilirsiniz. Bunu tahıllarla karıştırabilirsiniz. Muhteşem bir sos, muhteşem bir salata daha. Hazır, artık tatlarına bakabilirim. Sıra geldi en sevdiğim kısma. Şimdi muhteşem yoğurtlu Sezar'la başlamak istiyorum. Lezzet patlaması sonuna geldi. Böyle şu anda ağzımın içerisinde bir bayram havası. Birincisi sos yoğurtlu olduğu için inanılmaz ferah. Sonradan eklediğim peynir dokunuşu, kullandığımız kıtır kıtır yeşillik çok çok uyumlu. Klasik bir Sezar'ı andırıyor evet ama kesinlikle çok hafif versiyonu. Çünkü normal bir Sezar salata yediğinizde ağzınızda çok ağır bir tat kalıyor. Bu kesinlikle öyle değil. %100 tavsiye ederim. Şimdi bir Asya yolculuğuna çıkalım. Şöyle. O tabii bu arada rengini birazcık da kırmızı havuçtan almış. Kırmızı havuçla da neler yaptığımı merak ediyorsanız ayın malzemesinde havuç bölümünü izleyebilirsiniz. Birincisi kokusu muazzam. Yani kesinlikle bir uzak doğu salatası olduğunu kokusundan anlayabiliyorsunuz. Neden bu kadar büyük alıyorum bilmiyorum ama inanılmaz. Fıstığın yağlı tadı ağzınızı kaplıyor. Susam yağı bir yumruk atıyor. Soya sos ikinci bir yumruk atıyor. Sirke geliyor. Üzerine koyduğumuz o susamlar, fıstıklar, kıtır kıtır sebzeler. Ben bunda kesinlikle bir noodle istedim yalnız. Böyle soğuk, böyle pirinç noodle'ı. Soğuk sudan geçirmiş, bununla haşlanmış. Kesinlikle gider. Mutlaka bunu yapacaksanız içerisinde noodle ya da basmati pirinci böyle haşlayıp soğuk sudan geçirin. İçerisine katın, tadı muazzam olacaktır. Şimdi birazcık da acılar diyarına gidelim ama çok güzel böyle bir Akdeniz esintisiyle beraber. Aslında acısını kırmıştık balla. Şimdi güzelce tadına da bakalım. Niye üflüyorsam? Ben bu acıyı niye üflüyorum ya sürekli? Acı yani, sıcak değil. Bu kesinlikle tam böyle bir yaz salatası. O acılık, baldan gelen muhteşem tatlılık ve peynirle uyumu inanılmaz güzel. Bunu dediğim gibi peynirleri daha ufak hale getirebilirsiniz. Haşlanmış tahıllarla, mercimekle, nohutla, fasulyeyle
bu salatayı zenginleştirebilirsiniz. Bu sos kesinlikle böyle acı tatlı lezzetleri sevenlere %100 hitap ediyor. Şimdi bizim oralar. Kısır severler bunu beğendi. Bir kere şeyde anlaştım yani, ben içerisine gerçek nar ekşisi koydum. Nar ekşisi sosu koymadık yani, onda emin olalım. Çünkü içerisinde bir şeker tadı yok bunun. Güzel nardan gelen güzel bir ekşilik var. Soğan ve sarımsaktan gelen damakta güzel bir aroma var. Ve çok alışık olduğumuz kıtır kıtır salatalık, marul, maydanoz, domates üzerinden gelen nar taneleri ve bal kabağı çekirdeğiyle muhteşem bir salata oldu. Bu sosu hazırlamak 1 dakika falan sürer. Bunu çoban salatalarınızda kullanabilirsiniz, mercimekli salatalarda kullanabilirsiniz, pirinçli salatalarda farklı bir renk vererek kullanabilirsiniz. Serbestsiniz. Ben yine size birazcık ilham vermeye çalıştım. Ve sona geldik ama bu nedir ya? Şunun güzelliğine bakar mısınız? O tahin kokusu zaten sizi böyle bir baştan çıkartıyor. Altta güzel bir sarımsak. Rengi falan çok çok güzel. Çok iştah açıcı bir tabak. Öncelikle sebze ile uyumu tahinin tartışılmaz. Ama fırınlarken kullandığımız o birazcık soğan, sosun içerisinden gelen sarımsak, ekstra zeytinyağı kullanmamış olmamız o kadar ferahlatmış ki son dokunuşlarda kullandığımız narlar, domatesler ve dereotunun o minik aromasıyla eşsiz bir tabak olmuş. Bunu kesinlikle brokoli ile deneyebilirsiniz. İçerisine nohut taneleri atabilirsiniz. Haşlanmış fasulye koyabilirsiniz. Tavuk ekleyebilirsiniz vejetaryen alternatifi dışında bir şeyler de istiyorsanız. Bu sosların hepsini her malzemeyle yapamazsınız. Zaten bunlardan bahsettim. Hangi sos daha böyle kalındır, kalın sebzelerle gider. Hangisi daha incedir, yeşil yapraklılarla daha iyi kullanılır. Hepsini bu videoda anlattık ve sizden sadece videoyu beğenmenizi ve abone olmanızı bekliyoruz. Biz bir sonraki bölümde yorumlarınızdan hangi sosları yapacağımızı öğreneceğiz. Lütfen yorumlara hangi sosları istediğinizi söyleyin. Dip sos mu yapalım, et sosları mı yapalım? Aklınıza başka soslar geliyorsa tatlı soslar olabilir. Aşağı yorumlara bırakın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bye bye.